Merhaba, bu dersimizde Go programlama dilinde fonksiyonları inceleyeceğiz. Bir fonksiyon bir veya birden fazla sayıda argüman alabileceği gibi hiç argüman almayabilir. Çok düz bir yazı ama şöyle diyeyim. Fonksiyon diye bir nesnemiz var. Bunlar bazı işleri otomatik hale getirmek için, daha kısa şekilde kullanabilmek için ve işimizi kolaylaştırmak için, daha modüler bir program yazabilmemizi sağlamak için oluşturulmuş nesnelerdir. Bunlar da dışarıdan parametre alıp içeride işlem yapabileceği gibi, dışarıdan parametre almadan sadece verilen görevi yerine getirip istenen işi yapacak şekilde de tasarlanabilirler. Bu örnekte add, yani add fonksiyonu int türünde iki parametre alıyor. ADD toplama işlemi için kullanılan bir fonksiyon. Değişken türünün değişken adından sonra geldiğine dikkat edin demiş ve şöyle biz kodumuza bakalım. Burada anlamamız gerekeni anladık. Func ile oluşturulan bir function nesnesinden bahsediyoruz. Adı ADD. Dışarıdan iki parametre alıyor. X integer, virgül y integer, geriye de integer diye bir değer dönüyor. Bu şuradaki kısım geri dönüş alanı, buradaki ise buraya giriş input'tur. Input burası, burası da return alanıdır. Geriye integer döndürmeniz gerekiyor yani. Ve içeride de return x artı y şeklinde bunları toplayıp geriye dönüyor. Ve main içerisinde de bunları kullanarak diyoruz ki ADD'ye 42 ile 13'ü toplattır. Gayet basit. Şurada dikkat etmeniz gereken bir şey. Hemen bunun kopyasını çıkarıyorum. Bakın, normalde programlama dillerinde olay şöyledir. C Sharp, Java vesaire, C hepsinde. Önce tipi yazardık. Yazarız halen öyle. Tipi yazarız, ondan sonra da değişkenin adını yazarız. Ama burada dikkat ederseniz şurada da aynı şekilde int x int y, bu mesela C, C++, Java hepsinde bu şekilde kullanılır. Ama Go bunu değiştiriyor. Diyor ki ben de önce değişkenin adını yaz, sonra tipini yaz. Değişkenin adı, tipi. Bu şekilde bir kullanımı var. Buna dikkat etmenize yarar var. 5, 6 ve 7. slaytlarda da fonksiyon konusu devam ediyor. Biz bununla ilgili çok fazla örnek yapacağımız için bunları es geçiyorum ve örneklerimize geçmek için bir sonraki videoya geçiyoruz.